izleyelim. Erdoğan'ın yaptığı şeyi başbakan yapınca suç mu? Evet arkadaşlar. Suç değil, gayri ahlaki. Çünkü ne deriz? Sen ben ne olur ben yaparım. Ben bunun sorumluluğunu çocuklarım, eşim neyse o yaşar. Ama bir ülkeyi yöneten insanlar yaparsa, çünkü topluma ahlaktan söz ediyorlar, dürüstlükten söz ediyorlar, iyi aile babalığından söz ediyorlar. Onlar örnek timsali, ahlakın en yüce bilgi adamları onlar. Ya onlar yapınca olmaz işte, kalamazsınız. Kalamazsınız. Ya kamu görevi yapan biri yapamaz. Yaparsa da tıpış tıpış gitmek zorunda kalır. Yaparsa da birileri ona o kasetleri masasının üzerine koyarak ülkesiyle ilgili olarak, bak ülkenin hem çıkar, uluslararası düşünsene, yani Falyalı gibi bir adamın elinde bu böyle kasetler varsa aynı zamanda uluslararası istihbarat örgütlerinin elinde vardır. Uluslararası istihbarat örgütlerinin elinde böylesine kasetler olursa o siyasi yöneticiler için, siyasetçiler için, bürokratlar için neler, ülkesini satarlar. Böyle bakın, sıradan bir insanla siyasetin içerisindeki bir insanı aynı koyamazsınız. Şantajın daniskası yapılır ya. Olur mu öyle şey? Aynısını nasıl kıyaslayabilirsin? Bilgin ya da Ali, Mehmet ya da Hüseyin, Fatma ya da Ayşe. O sıradan. Onun kendi vebali, kendi bedelini öder. Ama bir siyasetçi, ülkeyi yöneten biri. Hatta daha pratik. Bir partinin içerisinde bir genel, işte Deniz Baykal örneğini yaşadık. Özel kalem müdürüyle. Milletvekili yaptı onu. Ahlaksızlık. Ona diyebilir misin ki onun kendi özel hayatı? Değil lan kendi özel hayatı. Yani topluma çıkacak, ahlaktan söz edecek, ahlaksızlığın daniskasını yapacak, yattığı kadını özel kalem müdürü yapacak, yattığı kadını milletvekili yapacak, ondan sonra da çıkacak topluma, oho toplumda cart curt edecek. Yenilir mi öyle şey? Yani burada bel altı meselesi değil, burada insanların özel hayatı değil, insanların cinsel hayatı değil, yatak odası değil kardeşim. Kimsenin yatak odasını gözlemlemeyiz. Bunu yapanlar da ahlaksız insanlardır. Kasetleri çekenler de, şantajları yapanlar da ahlaksızlardır. Bu ayrı bir şey. Ama asıl olan şudur. Bir ülkenin, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın yöneticisi olan, siyasetle seçilmiş gelmiş olan, bürokrasi olan, devletin emrinde olan, iktidarın emrinde olan, yani bu tür işleri yapıp sonra şantaj sonucunda her şeyi satarlar. Satmak zorunda kalırlar. Çok az böyle bir insan. Hodri meydan diyen yaşanmış geçmişte. Türkiye'de de yaşanmış. Çıkmış Hodri meydan demiş. Çıkmış beraber yaşadığı kadınla da evlenmiş. Siyaseti de bırakıp gitmiş. Ya o öpülüp başının üzerine konuyor. Ama hem siyasete devam edeceksin hem hakkında bu tür şantajlar devam edecek. İnsanların kasalarında olacak. Ve doğal olarak senin her önüne geldiğinde de sen bir şey feda etmek zorunda kalacaksın. Belki cezaevinden çıkaracaksın. Belki bir suç işlemişse hiç onu dosyayı kapatacaksın. Düşünsene şimdi Türkiye'de savcıların, hakimlerin, emniyet görevlilerinin, bakanların, ülkeyi yönetenlerin, üst düzey müsteşarların kasetleri olsa birilerinin elinde onlara istediklerini yaptırabilirler mi? Yaptırırlar. O da ne özel hayatı? Yapmayacaksın lan onu. Yapıyorsan da bedelini ödeyeceksin. Ondan sonra da çıkıp itibar suikastı diye açıklama yapmayacaksın. Deniz Baykal'da olduğu gibi Pensilvanya'ya selam çakmayacaksın. Yok öyle ya mı? Kamu yöneticisi daha farklı olacak. Dinden, ahlaktan, namustan, vatanseverlikten, milliyetçilikten söz edeceksin. Her haltı yiyeceksin. Sonra da masana şantaj olarak konulduğunda da her türlü tavizi vereceksin. E ondan sonra benim karşıma da çıkıp vatansever, milliyetçilikten bahsedeceksin. En vatansever sen olacaksın, ben de hain olacağım, öyle mi? Onun için hiç bu özel hayat falan değil arkadaşlar. Kamu yöneticisi olan birinin bu tür şeylere daha dikkat edecek. Çünkü bu ülke güvenliği aynı zamanda. Şimdi düşünsenize, Kuzey Kıbrıs Başbakanı ile ilgili olan bu videolar, atıyorum, hangi örgüt olsun? İsrail'in elinde olsun. Yunan istihbaratının elinde. Hep daha Yunan istihbaratının elinde olsun. Kıbrıs Rum kesiminin elinde olsun. Şimdi o başbakan satın alınır mı, alınmaz mı? Ne oldu şimdi vatanseverlik? Ne oldu milliyetçilik? Ne oldu ülkeyi sevmen? Ha işte bir kaset uğruna, bir uçkur uğruna sattın olan memleketi. Yani bunların iddia olduğunu
tekrar hatırlatalım Ali Bey. İddiaları konuşuyoruz zaten. İddiayı konuşuyoruz ama bir şey daha söyleyeyim. Bilin. Bu iddiaları konuşuyoruz. Bunlar iddia. Sedat Peker'in iddiaları kasetlerde, videolarda. Ama bir şey söyleyelim. Bu iddialarla ilgili itibar suikastı diye teknoloji kullanarak yapıldı diye de sıyrılamazsın kardeşim. Kusura bakmasın. Zaten her şey iddia hayatın içerisinde. Belge koyduğunda da iddia ediyorsun bir de. Bir belge, gazetecilikte biz bir belge koyduğumuzda da iddia ediyoruz diye yazıyoruz. Ne olacak yani? Çünkü onu şeye dönüştürecek olan ülkenin savcıları, adaleti, adalet mekanizması. Ama şunu da söyleyelim, teknolojinin geldiği bu noktada bunların yapılma ihtimali de var. Dedin, o kadar kolay anlaşılır ki. Yani teknolojik olarak yaparsın ama aynı zamanda da kolay çözersin dedin. Ben çok merak ediyorum. Dediğiniz bankanın aklına mesela bunu kurgu yaptılar demek gelmedi. Demedi mesela. Onu bir sen bir ben bilmiyorduk herhalde. Hayır, bir şey demiyorum ya. O da diyebilirdi. 100 yıllık Cumhuriyeti kurucu partinin genel kuruldu. Böyle bir şey yoktur diyebilirdi. Ama o başka bir şey dedi tabii. Özel hayatı üzerinden kurdular kimileri. Hatta iktidar medyasının kimi kalemleri daha sonra Deniz Baykal'ı savunmaya kalktılar. Peki şöyle kapatalım. Sedat Peker'in bu deli çavuş adresinde sence bir kinaye var mı? Olmaz olur mu ya? İyi geceler dileyelim. Bundan sonrası biraz müstehcen olabilir. Bir daha koyayım mı onun üzerine? Deli çavuş aynı zamanda askeri bir terminoloji değil mi? Yani askerle ilgili bir şey. Benim neyi kastettiğimi sanırım sen de ve seyirciler de biliyor. Çok uzatmıyor. Kıbrıs'tan da anlaşılabilir. Beş parmak dağlarına selam olsun.